24. soru. Diyor ki E, DC üzerinde AE, BC'yi F'de kesiyor. BC'yi F'de kesmiş şu. AB 8 santim, EC 2 santim olduğuna göre ve yukarıdaki şekil bir ABCD paralel kenar olduğuna göre AF bölü AE oranı nedir? Şu paralel kenar, dolayısıyla şurası şuraya paralel. Ve bu bir üçgense artık benzerlikten söz edebiliriz. Şuradan baktığımızda şuranın şuraya oranı ile EF'nin FA'ya oranı arasında bir bağlantı kurabiliriz. Yani EC bölü AB, yani şu küçük kenar bölü alttaki büyük kenar, EF bölü aynı üst taraftaki üçgendeki kenar ile büyük üçgende FA'ya eşit. Bu orantıyı zaten temel olarak benzerlikte yazdığımız şey, benzerlik modeli. Normalde biz şunlarda yazıyorduk. Örneğin burası A, burası 3A olsun. O zaman diyorduk ki burası 1 ise burası 2 olacak ki 1'e büyük üçgendeki 3 karşılık olarak gelsin. Küçük üçgende 1'e A geldiyse büyük üçgende de 3A'ya 3 gelmesi lazım. Yalnız dikkat ettiğimiz nokta şurasıydı. Buraya 3 yazmıyoruz. Çünkü o zaman toplamı 4 olur. Buraya 2 yazıyoruz ki toplamı 3 olsun, şu orantıyı sağlasın. Bu üçgene şöyle biraz eğdiğimizi düşünelim bu soruda. Peki ben bunları biliyor muyum? EC bölü AB'yi 2 bölü 8 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla EF bölü FA'ya da direkt 2 bölü 8 yazalım. EF 2, AE ise şurası ise 8 olacak. 8 olması için tamamının 6 olacak. Artık 2 bölü tamam için 8 koşulunu sağladı. Bize neyi soruyor? AF bölü AE'yi soruyor. AF yani tamamı 8 bölü AE 6. Dolayısıyla orantısal olarak baktığımızda sadeleştirdiğimizde 4 bölü 3. Peki soruda önemli nokta neydi? Paralel kenar olmasını görmemizdi ve paralel kenar olduğu için şu şuraya paralel olduğu için bu üçgende bir benzerlik olduğunu görmemizdi. İşin şu kısmı biraz daha kafayı karıştırmak için verilmiş. Yani bir paralel kenar üzerine oturtulmuş. Bu paralel kenar olmayabilirdi şurası. Direkt ECAB'ye paralel de olabilirdi. O zaman daha kolay gözükürdü. Çünkü o zaman derdik ki şu üçgeni biraz eğmiş, şöyle bir şey yapmış. Ama bu buna paralel, dolayısıyla benzerliği kolay görürüz. Bunun yerine zorlaştırmak için getiriyor şuraya bir tane paralel kenar koyuyor. Onun sadece paralelliğini kullandık dikkat edersek. Geri kalanında temel bir üçgende benzerlik sorusuydu. Cevabımız E'dir.